Gündem Orta Doğu'dan herkese iyi akşamlar. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da Sayın Hamide Rencüsoğulları ile birlikte yeni bir programla karşı karşıyayız. Bu programımızda her zaman olduğu gibi önceden bir panoramayla başlayacağız. Ancak bu panoramadan önce tabii konuğumuz da olacak. Konuğumuz daha çok ikinci bölümde, özellikle dosyamız olan bölümde yer alacak. Filistin-Gazze bölgesinden bu arkadaşımız Süher Hıdır. Bu Halk Kurtuluş Ordusu, Halk Kurtuluş Cephesi Genel Merkez Üyesi ve aynı zamanda Kadın Kolları Başkan Yardımcılığını yapmaktadır Gazze'de. Oradan bize katılıp bu gelişmelerle alakalı düşüncelerini ifade edecekler. Tabii panoramaya da girmezden önce günün, özellikle 19 Aralık'ın önemi hakkında birkaç laf etmemiz önemli. Ve özellikle dün de 18 Aralık, bildiğiniz üzere hem göçmenler günü, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bir göçmenler günüydü. Emperyalizmin neden olduğu ve sömürü sonucu bütün ülkelerden bu göç yollarının ortaya çıkması. Ardından tabii ki dün Birleşmiş Milletler'in başka bir ilanı vardı. Bu da Arap halkının dili günü, yani uluslararası Arap dili günü olarak bütün Arap ülkelerinde kutlandı. Bildiğiniz üzere Arapça dili bütün dinlerden çok daha farklı bir zenginliğe sahip. 12 milyon 300 bin kelimeye sahip olduğu iddia ediliyor. İngilizce 600 binken, işte Fransızca 160 binken, Türkçe 150 binken, Arap dilinin bu kadar zengin olmasının tabii birçok farklı nedenleri var, ama biz şimdi konumuz olmadığı için oraya girmiyoruz. 19 Aralık bugün hayata dönüş adı verilen bir, aslında katliamın gerçekleştiği bir gün. 2000 yıllarında tutsakların, özellikle siyasi tutsakların hücrelere dağıtılması, FETÖ'cü hücrelerine dağıtılmasına karşı bir direniş gerçekleşmişti. Devlet bu direniş karşısında kalkıp bu direnişi kanla bastırdı ve 30 insanın canı bu günde gitmişti. Ayrıyeten bugün 19 Aralık aynı zamanda Maraş katliamının yıl dönümüydü. Maraş'ta 120 canın katledildiği bir gün olması dolayısıyla biz bu katliamları şiddetle lanetliyoruz ve bunların tekrarının en azından gerçekleşmemesi için bir dileğimiz olacaktır. Evet, şimdi bu girişten sonra panoramaya, yani bölgedeki sıcak gelişmeler, bu sıcak gelişmelerin nereye doğru kaydığı, nerede çok daha önem kazandığı, Arap basının gerek sözlü gerek yazılı basının öne çıkardığı başlıklar ve haberleri Sayın Rencüsoğulları'yla birlikte yapacağız. Buyurun Sayın Hamide, bu konuda sizin herhalde komşulardan başlayarak söyleyecekleriniz olacaktır. Evet, öncelikle değerli izleyicilerimize ben de iyi akşamlar diliyorum. Panoramaya en yakın komşumuzdan başlamak iyidir, sizin de dediğiniz gibi. Suriye'den başlayalım. Suriye'de gündemde olan tabii ki Ayn İsa'ya dönük saldırılardır. Ama aynı bölgede, yine Fırat'ın doğusunda, ondan önce bir gelişmeyi aktarayım. Ondan sonra aynı İsa ile ilgili gündemde olanlara değineyim. Evet. Fırat'ın doğusunda bu aralar
Rakka, Haseke ve Deyrüzzur kırsallarının tamamını kapsayan bu bölgeden şeyhlerin ve aşiret liderlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir toplantı var. Önemli bir toplantı çünkü çok geniş bir alanı kapsıyor. Daha önce peyderpey hep toplantılar oldu. Ama ilk defa bu kadar geniş bir alanı kapsayan ve çok katılımlı bir toplantı oluyor. Ve bunların yayınladıkları deklarasyon var. Bu deklarasyon Türkiye'nin ve ABD'nin işgaline karşı bir duruş var bu deklarasyonda ve Şam yönetimine Suriye'nin birliğine bağlılık ifadeleri söz konusu. Hemen Fırat'ın doğusundayken biz 3 aydır askeri sevkiyatların devam ettiği ve son zamanlarda çatışmaların yoğunlaştığı Ayn İsa'ya değinelim. Ayn İsa'nın aslında Türkiye yanlısı grupların saldırılarına zaman zaman uğradığını hep bu programda dile getirdik ama 2 gün öncesinden başlayan çok yoğun bir saldırılar var. Türkiye'nin TSK'nın topçu atışlarının desteğinde gerçekleşen bir operasyon var. Bu operasyonda özellikle o bölgede her zaman varlığında söz edilen Ahrar-ı Şarkıya adlı grubun Ayn İsa'nın kuzeyindeki 2 tane köyü ele geçirdiklerini iddia ettiler. Bir iddiaya göre mayın patlaması sonucu yine bu Türkiye yanlısı grupların 10 mensubu kaybedildikten sonra bir ara durdu ama çatışmaların hala devam ettiği haberleri geliyor. Orta Doğu basını Suriye'den doğru şu anda bunu yazıyor gündemin ön sıralarında. Ayn İsa'nın Türkiye için bir önemi var, önemli bir stratejik bir yer. Ama aynı zamanda Rusya'nın öncülüğünde SDG, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya varıldığı söylenmişti. Türkiye'den gelecek olan saldırıları önlemek amacıyla yapılan bu anlaşmada 3 tane ortak gözlem noktası kuruldu. Bunun amacı bu noktaların amacı saldırılara karşı Ayn İsa'yı korumaktı. Ancak bu kesin ve yani savaş ilan edilmemiş bir savaş olduğunu söylüyor Arap basını. Şu anda Ayn İsa'yı ele geçirmeye yönelik bir operasyon söz konusu denilebilir. Sebepleri evet. de var tabii ki o da tartışılıyor. Sebeplerinden bir tanesi şöyle onun üzerinde duruluyor. Rusya'nın Suriye Demokratik Güçleri'ne teklif ettiği bölgenin Şam yönetimine, Suriye ordusuna devri konusunda evet. bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıktan faydalanma söz konusudur. Dolayısıyla saldırılar çok geniş kapsamlı ve ciddi anlamda kuzey ve batıda bir ateş hattı, bir ateş çemberi açmayı ve SDG'lileri içine çekmeyi hedefleyen bir operasyon. Deniliyor ki Fırat'ın doğusunda ilan edilmemiş bir savaş var. Evet, Türkiye şu anda bir savaşı başlatmış durumda ama adını koymamış. Nedenine gelince şöyle deniliyor. Yerel kaynakların hocam, ilettiği görüşlere göre hala Rusya'ya evet hala Rusya'nın ve ABD'nin gözünün içine baktığı anlamına gelir. Çünkü operasyona isim vermemiş ama bir operasyon söz konusu. Gerçek anlamda bir operasyon söz konusu. Evet. Komşu Irak'ta bildiğiniz üzere 2 gündür Irak Başbakanı geniş bir heyetle beraber Ankara'daydı. Bu Ankara ziyaretinin arka planında yatan gerçeklerin en azından basında nasıl yer aldığına dair sanırım söyleyeceğiniz belirli bazı şeyler var. Bu daha çok güvenlik, işte güvenlik meselesi, ticaret meselesi ve su meselesi sanırım üzerinde ciddi bir şekilde duruldu. Buradan herhangi bir sonuç bildirisi çıktı mı? Irak'la ilgili mi? Kaçalım. Evet. Şimdi Irak'la ilgili bu görüşmelerde Türkiye ile ittifak halinde yürütülmesi istenen, evet bu senin söylediğin 3 madde var. Bu 3 maddeyle ilgili açıktan bir deklarasyon söz konusu ama esas olarak şunun da perde arkasında görüşüldüğü de söyleniyor. Özellikle Kürt yönetimi ile Bağdat arasındaki anlaşmadan sonraki bu mevzilenmeyi ve işte Sincar Dağları'na dönük bu mevzilenmenin Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da var. Öte yandan ekonomik ilişkiler
Irak Kürt yönetimiyle Türkiye'nin kurduğu ekonomik ilişkilerin masaya yatırıldığı söyleniyor. Çünkü maaşların ödenmemesinin sorumlusu olarak Bağdat'ı gösteren İKB'ye bir yanıt verilmek isteniyor buradan. Evet. Genellikle evet. Bu tür yorumlar da yapılıyor. Evet, yani şu ana kadar aslında ticaretin önemi, yeni bir sınır kapısının açılması ve suların paylaşımı konusundan daha evet. Güvenlik meselesine bir türlü geçilemedi ve o konuda ciddi sıkıntılar olduğu çok açık belli. İran'da Hamenei'nin yaptığı açıklamayla 30 milyon evet. İranlının su, elektrik ve doğal gazdan muaf tutulacağı açıklaması yapıldı. Diğer bir taraftan özellikle Başbakan'ın ya da pardon Hamenei'nin açıklaması ardından işte Rouhani bir açıklama yaptı. Rouhani'nin de Trump'ın gidişinden çok mutlu olduklarını ancak Rouhani'nin Hamenei'nin dediği tarzıyla biz aslında Biden'a güvenmiyoruz ama o da aynı şeyi yani Trump'ın gidişinden mutlu olduklarına ifade eden ve özellikle ABD'nin uzaydan şu anda İran'a yeni bir yaptırım dayattığı iddia ediliyor. Devrim güçlerini bir terör örgütü olarak sayarken Rum kenti Kum kentinde yer altında geniş nükleer tesislerinin kurulduğunun fotoğrafları yayınlandı gazetelerde. Libya'da bir takım gelişmeler ve özellikle öne çıkan başlıklar var gazetelerin. Onlara ilişkin söyleyeceğiniz evet. bir özet mümkünse. Evet, şimdi Libya'da işte Birleşmiş Milletler Libya misyonunun öncülüğünde yürüyen diyalog var. O diyalogda bir takım tıkanmalar var ama çok önemli gelişmeler yok. Önümüzdeki hafta yeniden bunu ele alabiliriz. Ama Şarkul Avsat'ın özellikle geniş olarak yer verdiği konuşu Libya'da. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde Fethi Başa ile Faiz Serraj arasındaki liderlik rekabeti gittikçe derinleşiyor ve Başa'dan yeni bir hamle başlığıyla verdi bunu. Bu hamle Rusya ile hem Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bunca yıl sonra Rusya ile ilk doğrudan teması kuruluyor ve üstelik bu teması Serraj'ı atlayarak Başa'nın kendisi kuruyor. Aslında Başa'nın Serraj karşısındaki ilk hamlesi Fransa ziyaretiydi. Çünkü Serraj gidecekti. Onun önünü kesti ve kendisi gitmeyi başardı. Bu ikinci evet. hamledir. Rusya ile doğrudan temas. Bu özellikle iki Rus araştırmacının tutuklanması ve ardından serbest bırakılmasından sonraki ilk temastır. İkinci olarak Putin'in Orta Doğu ve Afrika temsilcisiyle bir telefon görüşmesi yapıyor ve önümüzdeki ay Moskova'yı ziyaret edeceğini açıklıyor. Evet. Resmi bir ziyaret daveti aldığını söylüyor. Bu temas evet. önemlidir. Bir de Serraj'ın önüne geçme hamlesi olarak görülüyor. Komşu Tunus'ta önemli bir gelişme. Aslında bir haftadır devam eden özellikle bu meclis tartışmalarında Nahda hareketine karşı bu defa İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde çok geniş bir şekilde parlamentonun önünde gösteriler yapıldı. Bu gösterilerde evet. sivil demokratik devlet istiyoruz ve Türkiye'nin Katar'ın Nahda'ya yaptığı desteğe reddediyoruz, karşıyız şeklinde açıklamalar. Aynı zamanda tabii ki bu Nahda hareketi iktidarının kadınlara dönük özellikle yaptığı evet. saldırıları protesto eden en önemli öne çıkan ve kadınların yoğun olarak katıldığı gösteriler devam ediyor. Bunu hatırlatalım. Taraf, kadınları ayağa evet. kaldıran meseleyi de hatırlatmama izin verir misin? Geçtiğimiz haftalarda parlamentodaki bir görüşme sırasında Gannouchi liderliğindeki Nahda
Nahda Hareketi'nin bir üyesi, milletvekili kadınları aşağılayan kelimeler, sözcükler kullandı. Özellikle boşanmış kadınlar için bir benzetme yaptı. Bunun üzerine kadınlar ayağa kalktı parlamentodaki ve sadece bu sözü hakaretle yetinmedi o Nahdalı vekil. İtiraz eden bir kadın vekilin boğazını sıktı. Uyguladığı bu şiddet ve aşağılayıcı sözcüklerden dolayı kadın hareketleri Nahda'ya karşı bir çağrı yaptı ülke genelinde ve o zamandan bu yana protestolar devam ediyordu. Evet. Bu sizin dediğiniz toplantıda kadınların çok etkin katılımı bundan dolayıydı. Evet, bunlar devam ediyor. Diğer bir taraftan Somali'de yeni bir gelişme oldu. Bu Somali muhalif güçlerin ortak yayınladığı bir bildiri ve de bir imza kampanyasıyla Erdoğan'a gönderilen mesajlar oldu. Bu mesajlar özellikle Muhammed Abdullah Muhammed, yani Somali başkanlığı yapılacak silah sevkiyatının durdurulmasını ve bu sevkiyattan oradaki Müslüman kardeşlerin ve yönetimin faydalanarak yıldırım hızıyla bir erken seçime gitme ihtimalinin önünde durduğu, bunun gönderilmesi halinde sorumlusunun Türkiye olacağı, Erdoğan olacağı yönünde bir açıklamalar var. Bu da gazetelerde bir ana başlık olarak yer alıyor. Diğer bir taraftan sanırım Yemen'de bir takım gelişmeler oldu. Yemen'de yeni bir hükümet kuruldu. Suudi Arabistan'ın şeyinde. Ona ilişkin bir iki cümle alalım. Evet, Suudilerin desteklediği Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulan hükümeti, yeni kurulacak hükümet ile ilgili anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tabii ki Suudi yetkililerin yönlendirmesiyle. Dolayısıyla Suudili yetkililer de bununla ilgili memnuniyet açıklaması yaptılar. Bir tarafta Güney Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği geçiş hükümeti var. Özerk yönetim ilan etmiş bir geçiş hükümeti var. Diğer tarafta işte Suudilerin desteklediği Mansur Hadi hükümeti var. Şimdi ortak bir hükümet, yeni bir hükümet kurulması aşamasına gelindiği bu konuda anlaşıldığı açıklandı. Mansur Hadi 24 bakandan oluşan yeni hükümet için bu anlaşmayı duyurduktan sonra iyi niyetler dile getirildi. Belki çatışmasız günler bekleyebilir Yemen'i dileğinde bulunuyoruz. Bu panoramamızda özellikle Lübnan'da son bir iki haber verelim. Bununla ilgili Lübnan hükümeti biliyorsunuz Hariri kurma görevi verilmişti Hariri'ye, bir türlü kuramadı. Macron'un ziyareti olacaktı, üçüncü bir ziyareti, o da iptal oldu. Fakat Elize Sarayı'ndan sızdırılan bir habere göre aslında Lübnan'da yeni Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırıp Birleşmiş Milletleri nezdinde Lübnan'a ilişkin bir karar alınması, Hizbullah'ın bütün bulunduğu alanlarda Beyrut'tan çıkartılması, bütün silahlarına el konulması, kararının en azından çıkartılması, seçimlere gidilmesi gibi birçok madde var aslında, 8 maddeden oluşan. Fakat bunların yerine getirilmemesi halinde kısa bir süre içerisinde NATO'nun Lübnan'a müdahale etmesi ve bütün bu koşulları yerine getirerek erken bir seçime gitme gibi bir projenin üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Aynı zamanda aslında çıkan diğer bir haber, Lübnan'da hükümetin kurulması aslında Biden'la İran'ın anlaşmasına bağlı. Eğer İran'la Biden belirli bir anlaşma sağlayabilirse orada hükümet kurulur, değilse bu durum iç savaşa doğru gitme ihtimali var şeklinde yorumlar gazetelerin genelinde var. Evet, biz de şimdi Sudan'dan binlerce askerin Yemen'e gönderilmesi, hala savaşın bir şekilde Sudan tarafından da beslenmeye devam ettiğiyle ilgili önemli bir gelişme var. Binlerce asker gönderiliyor. Bir yandan normalleşme, bir yandan saldırganlık anlaşması var gibi. Bunun da altını çizelim. Özellikle Sudan Komünist Partisi'nin çok ciddi bir tepkisi var. Buna dönük açıklamaları var. Evet. Şimdi biz panoramadan sonra ana dosyamıza giriyoruz. Ve girerken tabii konuğumuz özellikle Söher Hıdır'ı tekrar Filistin Halk Kurtuluş Cephesi MYK üyesi ve aynı zamanda Kadın Hareketi Derneği'nin genel başkan yardımcılığını yaptığını ifade ederek
biz şu başlıkla aslında ana dosyamızın başlığı İsrail'le normalleşme bölgenin geleceğini ve Filistin davasını nasıl etkiler? Bu ana başlık altında birçok başlığı şu anda hem Hamida Rencisoğulları'yla hem de Süheyr'le birlikte bunları konuşmaya başlayacağız. Fakat Süheyr'e ben başta tekrar bir merhaba diyeyim ve sözü ona bırakacağım bir soruyla. Mesel khair Sid Süheyr. Ahlan ve sehlen. Ahlan ve sehlen. Halleyti. Mesel khair lisada al-müşahidin. Şükran. Sizlere de ben evet selamlıyor herkesi. Sid Süheyr yani kema tarifin el-an لنا عنوان عريض بالنسبة لموضوع هذه الملف هو ما هي التداعيات تطبيع مع إسرائيل وعلى الثورة الفلسطينية هذا التداعيات راح طبعا تحت هذا الشعار سنتكلم ونتساءل مع الأصدقاء معك ومع الست حميدة هذا الموضوع والسؤال الأول فيتي أقول ما هو موقف الشعوب وقواها المجتمعية من هذه الموجة القائمة وهل هي بالنسبة لكم كانت فعلا مفاجأة أم كنتم تنتظرون هذه التطبيع تفضلي أولا من المؤمن باشتا özünti ile belirtmek gerekir ki aslında bu proje yani normalleşme projesini biz bekliyorduk. Ve bu ta yıllar öncesinden aslında ilan edilen bir projeydi. Ve bu Oslo anlaşmasına dayalı aslında bir proje ve bizim Filistin yönetiminin aslında Oslo'da başlattığı görüşmelerle bu proje gündeme gelmişti. Ancak bu yönetimler daha çok masa altından bu ilişkileri sürdürüyorlardı. Şu anda her şey ortaya çıktı ve Arap yönetimleri peş peşe bu normalleşmeyi başlattılar. Şüphesiz ki bu bizim mücadelemize, Filistin davasına ciddi etkileri olacağı muhakkaktır. Ve zayıflatacağı da muhakkaktır. Ancak bunun sorduğunuz gibi yani esas halklar bazında diyebilirim ki Arap halkların %95'i bu normalleşmeye karşı durmaktadır. Şu anda daha çok yönetimler bazında devam ediyor ve biz Filistinliler olarak özellikle Kudüs'ün korunması ve diğer tüm bölgelerin işgal edilmiş olan bölgelerinden İsrail'in çıkartılması için bu mücadelenin devam ettiğini söylemem mümkün. Ve bunu boykot eden, bunu normalleşmeyi imzalayan yönetimleri aslında boykot eden hamleler başladı, kampanyalarımız başladı. Biz Filistin'deki diğer tüm örgütler bir araya geldik, yönetimin haricinde tabii. Ve bu konuda mücadelemizi yükselteceğiz. Biz şunu diyoruz, müzakereye, barışa, İsrail'le barışa hayır diyoruz. Mücadele bu şüphesiz bu İsrail genel olarak ABD'ye dayanan, onun politikalarını bölgede hayata geçiren bir güçtür. Ve bunu bizim Birleşmiş Milletler kararları ışığında alınmış olan kararları dayanarak ancak gelişmeleri kabul etme şansımızın olabileceğini söylüyorum.
Biz asla biz ne Arap yönetimlere hiçbir zaman güvenmedik ve bizim tek güvencemiz Arap halklarıdır, kendi Filistin halkımızdır. Rafika, يعطيك العافية وصلت الفكرة هذه سؤالنا طبعا هناك في رح يكون سؤال السيدة حميدة في هذا الموضوع إسرائيل سيدة حميدة إسرائيل bu normalleşme çemberini nereye kadar genişletme şansı var ve bunun gene birinci sorumuza en azından dayalı olarak ortak yan bunun etkileri ne olabilir? Yani Filistin halkının konuğumuz Süher bunun elbette Filistin mücadelesini etkileyeceğini söyledi. Ancak Filistinliler olarak, örgütler olarak, güçler olarak kendileri zaten başından beri Arap yönetimlerine güvenmediklerini ve esas güvencelerinin Arap halkları olduğunu ifade etti. Bu normalleşme şu anda Trump gider ayak özellikle sürdürdüğü bu görüşmeleri nereye kadar genişletme şansı var? Evet şimdi Trump'la birlikte başlayan ve hızla yürütülen bir süreçtir bu ve Trump koltuğu kaybettiği halde devredene kadar bu hızını da hatta yükselterek aynı tutkuyla bu normalleşmeyi tamamlamaya devam ediyor. İki Arap ülkesi daha kattı buna, iki ülke daha kattı bu normalleşmeyi imzalayanlara. Bunu çok önemli, büyük bir başarı olarak görüyor tabii ki Trump. Ama şimdi bu genişleme nereye kadar gider? Her şeyden evet. Önce Trump'la başladı ama Trump'tan sonra devam edip etmeyeceği meselesi şu anda çok kritik. Şimdiye kadar normalleşme anlaşmasını imzalayanlarla ilgili Biden'ın alacağı tutum bir geri adım olmayacaktır. Bu konuda herkes hemfikir bu. Ama daha ileriye taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor. Tabii ki çok umutla bakılıyor. Çok böyle bir şeyler bu medet oluyor. Bu ileri taşıma şeyler ne anlama geliyor? Ama ileri taşıma yani... Trump'ın sıraya soktuğu diğer Arap ülkelerinin sırayla bu normalleşme anlaşmasını imzalamasıdır. Ama her şeyden önce şunu söyleyelim. Bu anlaşmayı yan yana gelip fiili olarak imzalamasalar da bu ülkelerin İsrail'le net bir düşmanlıkları zaten yok. Arap halklarının, kendi halklarının ve bu coğrafyadaki kamuoyunun baskısının verdiği bir şeyle geride durma hali var. Ama esasında İsrail'e karşı herhangi bir refleksleri yok. İsrail'in 1967'den bu yana alan genişletmesine, işgali sürdürmesine, Filistinlileri sürerek yerlerine, Yahudi yerleşimlerine devam etmesine dönük herhangi pratikte yaptıkları bir şey yok zaten. İsrail'in lehine attıkları adımları net olarak normalleşme anlaşması olmasa bile net olarak şunu söyleyebiliriz ki özellikle Suriye ablukasından bu yana 2011'den bu yana İsrail lehine her adımları bellidir. İsrail lehine attıkları adımlar dolaylı olarak hatta Arap Ligi'nin içerisinde adeta İsrail'in sözcüleri gibiydiler zaten. Çünkü hatırlayınız Suriye'deki Filistinlilere yönelik kuşatma söz konusu olduğunda bu Arapların kendileri, bu ülkelerin kendileri Filistinlilerin kamplarını kuşatan cihatçıları destekliyordu. Filistinlileri bir kez daha yerlerinden eden bu cihatçıların arkasında yine bu ülkeler vardı. Bu doğrudan İsrail'in talebi olabilir ancak İsrail'in dikte ettirdiği bir işi yürütüyorlar anlamına gelir. Evet. Öte yandan İsrail'in sözcülüğünü yapmaya başladıkları anı söyleyelim. 2011'den bu yana özellikle Suriye'nin Arap Ligi'nden çıkarılmasından sonra her Arap Ligi toplantısında temel şiar şu oluyor. Tam İsrail'in sanki kendisi dikte ettirdiği şeymiş gibi Filistin meselesini, Filistin davasını İran'ın ve Suriye'nin elinden kurtarmalıyız.
bu şiar üzerinden hep toplandı Arap Ligi ülkeleri ve dolayısıyla Filistin davasına sahiplenme derdi yok burada. Filistin davasının İran ve Suriye'nin ve Lübnan Hizbullah'ın elinden alınmasına odaklanma hali var. Filistin'e sahip çıkma değildir bu. Filistin'i tamamen yalnızlaştırma ve esas olarak tam da İsrail'in istediği gibi Filistin'in arkasında duranları doğrudan bütün bölgede hedef haline getirme. Zaten bölgesel ve küresel güçlerin hedefindeydi. Evet, Arap Ligi buna çalıştı. Şimdi bu normalleşmeyi imzalamadı ama mesela Suriye'de Filistinler var. Filistin topraklarındaki işgalleri, ilhakları hiç dile getirmediler. Karşısında bir tutum sergilemediler biliyoruz ama Suriye'deki Filistinlilerin başına geleni söylemeden geçemeyeceğiz. Suriye'deki Filistinlilerden bakın, Yarmuk kampı, en büyük Filistin kampı Suriye'deki, ikinci vatanlarıydı. Özellikle Hamas'ın Suriye'ye dönük kuşatmanın tarafında yer alanların peşinden sürüklendiği andan itibaren, yani siyasi bürosunu Şam'dan Katar'a taşıdığı andan itibaren Suriye'deki Filistinlere dönük cihatçı saldırılar çok yoğunlaştı ve bunda Arap ülkelerinin çok çok büyük yeniden bir katkısı var. Yeniden döneceğim size. Biz sanırım Süher konuğumuza döneceğim yeniden. Fakat ondan önce sizin de ifade ettiğiniz ya bu çember nereye kadar genişletilir? Buradan hedef nedir? Gerçekten bu normalleşme sadece İsrail'le Arap ülkelerinin bir devlet yönetimlerinin en azından bir ilişki kurması mıdır? Yoksa İsrail'in aslında bu Arap yönetimleriyle her düzeyde bir hem askeri hem ekonomik, ticari, diplomatik, yani bütün alanları kapsayacak ve özellikle bölgenin genelinde şimdi öne çıkan İran, Suriye, işte Lübnan'daki kimi güçlerin, Irak'taki güçlerin ya da Yemen'deki Husilerin kendilerine direniş ekseni olarak ifade eden güçleri kuşatmak ve bunları zayıflatmaya dönük İsrail'in kendi geleceğini güvenceye alan bir proje mi? Bunu konuğumuza da sorayım. Seydi Süheyr الآن طبعا سيدة حميدة تحدثت كان سؤالي لأين ممكن توسيع هذه البقعة أو الحملة التطبيع، هل ممكن تشمل كل الوطن العربي، الدول العربية، أو الآن هل تعولون لأي مثلا نظام عربي الآن موجود، أو كما يقال الآن بالنسبة للقوى قوة المقاومة في المنطقة التي تبدأ من إيران إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن؟ ماذا تقولين حول هذه الموضوع؟ وبالنسبة كما تعرفين بشمال أفريقيا أيضا يعني هذه الأمر يعني استمر من خلال المغرب وهناك الجزائر، هناك السودان، هناك يعني هل فعلا سيشمل كل هذه البلدان؟ وعند شموله ماذا يعمل النظام، خاصة نقول القوى الآن الفلسطيني بحد ذاته ماذا سيكون موقفها؟ تفضلي. Yeni Arap yönetimi bu çok kötü aslında bir süreç yaşıyor. Bu Arap yönetimlerin içinde bulunduğu bu süreç ne yazık ki Filistin davasına ciddi bir katkı sağladığını söylemek mümkün değildir. Bu da yeni değil aslında. Çok sürpriz de değil. Başta belirttiğim gibi özellikle Körfez ülkeleri ta başından beri aslında anlarında bir ar basımı vardı ve bu konuda bu arı bir türlü anılarından silemediler. Çünkü bunlar gizli bir biçimde bu ilişkileri sürdürüyorlardı. Bu konuda biz ama Arap halklarına baktığımız
Mesela şu anda direniş ekseni olarak ifade ettiğimiz ve içine aldığı halklar, Artvinus halkı, Cezayir halkı, bu çok onur verici bir tutum içindeler aslında. Ama diğer bir taraftan bu İsrail'le diğer yöneticiler her zaman aslında Filistin davasına yönelik komplolara ortak olmuştur. Dolayısıyla bizim bu aşamadan sonra bunlara şu anda bir güvenmemiz asla olmayacaktır. Bizler gerçek bir bakış açısıyla ve yaklaşımla baktığımız zaman aslında bu halklarımız hala ne yazık ki bu halklarımız aslında servetlerini tümünü çalmayı hedefleyen ve kendini güvenceye almak amacıyla ve her taraftan kendi güvenliğini ve sağlamaya dönük girişimler olduğu, bu aynı zamanda askeri siyasi olarak bir ittifaka giderek devletlerle Filistin davasını en azından geriletmeye dönük ve kendi yönetimlerini korumaya dönük çabalardı. Burada bir soru doğuyor. Bu Arap yönetimleri gerçekten İsrail'le ilişki kurarak kendi güvenliklerini koruyabilecekler midir? İsrail ve ABD emperyalizminin projelerine karşı aslında bölge halklarının bütününü diyen projelerine karşı bugün bu halklarımızın ortak bir mücadele yükseltmenin gereği her gün daha fazla ortaya çıkmaktadır. Ancak şu anda gerileme sürecinde sanki gerçekten bu Arap yönetimleri bütün her etkileyeceğini ve istediklerini yapacaklarını sırtlarını İsrail'e dayayarak varlık devam ettirebileceklerini söylüyorlar. Aslında bunda yanılıyorlar. Lübnan, Suriye, İran ve bütün direniş güçlerinin içine alan bu direniş eksilini hiç dikkate almıyorlar. Bu çok büyük bir anlamda. Biz aslında hattına deniyoruz ve bunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz Eti Vaslat'ı yatayık ilafi. Evet, Süher konuğumuzun ifade ettiği tarzıyla aslında bu konuda bu Arap yönetimlerinin kendilerini güvenceye alma artık noktasında özellikle bunların üstünde olan ABD'nin bölgenin bütününe dönük projelerine dayanarak bu kararları almaya devam ettiklerini görüyoruz. Bunda yanıldıklarını ve özellikle ifade ettiği tarzıyla orada bir direniş hattının, ekseninin var olduğunu, bu direniş hattı ve ekseni aslında Arap halklarının bütününü içeren bir direniş hattı olduğunu ifade ettiler. Evet, bu ABD, Hamide Hocam, ABD yaptırımlarından şu anda kaçanlar, yani bir nevi bu ilişki yaptırımlarından kaçmanın da bir aracı olarak aslında alıp bu defa normalleşmeyin daha yararlı olabileceğini ve kendilerini bu şekilde ABD'nin en azından gazabından kurtulabileceklerini gösteriyorlar. Ve mesela gerek özellikle Fas meselesine burada gelebiliriz. Evet.
Donbas'taki bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler'in almış olduğu Batı Sahara'yla alakalı olan kararı, Trump'ın durduğu yerde kalkıp Batı Sahara'yı Fas'ın egemenliğine yeniden sunma ve orada elçilik, konsolosluk açma kararı meselesi neyin karşılığında? Fas'ın İsrail'le ilişkiye geçmesi karşısında. Bununla ilgili bu Kuzey Afrika ülkelerindeki gelişmeleri mümkünse söyleyecekleriniz vardır mutlaka. Onları konuşalım. Şimdi Süher Hıdır'ın söylediğiyle devam edeyim. Hakikaten bu normalleşme devlet yöneticilerin kendi aralarında bir el sıkışmasıdır ama halkların barışması bu normalleşmeyi halkların kabul etmesi olası değildir. Şimdi evet, Fas, Sudan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra sırayla normalleşme anlaşmasını imzaladılar. Peki bunun adı barış anlaşması olur mu? Yani o devletten beklentileri var her şeyden önce. Bu beklentilerin başında sizin dediğiniz gibi daralan bir çemberi aşma imkanı sunması, ikincisi bunun karşılığında başka sunulan rüşvetler, teklif edilen rüşvetler. Açıkçası Trump'ın rüşvetlerine karşılık bu anlaşma hemen imzalandı. Birinci rüşvet, şimdi her şeyden önce bakın, İsrailli araştırmacı Shlomo Nachdimon kendisi söylüyor. Bu barış anlaşması büyük bir yalandır. En fazla zenginlerin barışı denilebilir buna. Çünkü yatırım sözleri veriliyor, para yardımı sözleri veriliyor ve yönetimin daha çok ABD tarafından destekleneceği bir paketle teşvik ediliyor. Öncelikle hocam, yine İsrail zamanımızın sonuna geliyoruz. Onu söylüyorum. Bir kere Faslı bir yatırımcı Yarif Elbaz aracılık ediyor Fas'la Washington arasında bu anlaşma için ve ABD'nin yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını söylüyor. Hangi şirketleri? Özellikle Fas Kralı'na ait, çoğu Fas Kralı'na ait olan şirketlere. Bu bir rüşvettir. İkinci rüşvette yıllardır ihtilaflı oldukları Batı Sahra'nın doğrudan Trump kendi başına sizin toprağınızı deyip tanıyacağım deyip vermesidir. İki tane rüşvet sunuyor. Bu iki rüşvet karşılığında imzalıyorlar. Bu halkların barışı olmaz. İsrail'le barış anlaşması imzalanmış olmaz, sayılmaz. İsraillerle yapılmadı, Faslılarla yapılmadı. Zenginlerin barışı denilebilir buna. Hocam evet, birinci bölümümüzün sonuna doğru geliyoruz. İkinci bölümde buradan devam edeceğiz. Kuzey Afrika'daki gelişmeler, Polisario cephesinin tutumu, Cezayir'in tutumu, artı Fas'ta özellikle bilim insanı, akademisyenler, hukukçuların ortak olarak yayınladıkları bildiri bu duruma karşı. Biz bunları Süher konuğumuzu da soracağız ikinci bölümde. Şu anda bizler birinci bölümü tamamlayıp bir reklam arası verilecek ve ikinci bölümde buradan bu tartışmalarımızı devam ettireceğiz. Evet, Süher, nahnu sa'an nedhul fi i'lan, yani 10 dakika ve sonra nerja' ve sayekun es-su'al muwajjah laki haul el-mawqif lish'ab el-maghribi wel-jazairi واليمني في هذه الموضوع وحتى هذه البيانات التي صدرت سأسألك هي عندما نرجع في القسم الثاني بقوا معنا حتى القسم الثاني Evet, görüşmek dileğiyle ikinci bölümde bir araya gidiyoruz.